görmüş olduğunuz evler işte Mombasa'nın ilk olarak kurulmuş olduğu yerler. İngilizlerin geldiklerinde ilk yaptıkları bina bu karşıdaki bina. Birinci Elizabeth Kenya'ya bir hatıra bırakmak istemiş. O hatıra ne olsa beğenirsiniz. Bu arkada görmüş olduğunuz fil dişi. Hint tapınağını burada görüyorsunuz. Bu adamların Myanmar'da yaptıkları yetmiyormuş gibi geldiler buraya. Müslümanların kalbine bıçak gibi girdiler. Çok geniş bir alan üzerine lokanta açmışlar resmen. Bu kaldırım üzerindeki bir lokanta. Çok enteresan geleceksiniz ama. Burası TSS Camii olarak geçiyor. Bugün de Cuma günü. Bakalım içeride ne kadar bir kalabalık var. Nefis. Maşallah. Very good, very good. Çok merakla beklemiş olduğunuz ana geldik. Bir vahşi yaşam parkına geldik. Hole Park burası. Şimdi bulunmuş olduğumuz yer bir mahalle mescidi. Bu gördüğünüz dal normal bir dal değil. Bu salep. Bakabilir miyim? Bakabilirsin. Allah. Ne kadar güzel oldu. Çok güzel. Adam başımıza gurme oldu ya. Darüsselam'da sabahın erken saatlerinde kalktık ve Zanzibar'a gidiyoruz. Şu an Tanzanya'da Zanzibar adasındaki balıkçı halindeyiz. Anam geldi ya lan. Oğlum ne yapıyorsun? Yemez odur. Saçmalama. Ben şimdi bu Tanzanyalı mı oldum? Evet, Raşit. Evet. Mombasa'dan sonra Kenya'nın komşu ülkesi Tanzanya'ya doğru yola çıkıyoruz. İstikametimiz Darüsselam ve oradan da Zanzibar Adası. Yine yorucu ve uzun bir yolculuğun ardından Darüsselam'a varıyoruz. Şehirde ilk gözümüze çarpan şeyler yaygın metrobüs ağı, trafiği ve İstanbul'da görmeye alışık olduğumuz trafik satıcıları. Bir balık halinin kenarındayız. Burası sahil kesimi ve büyük bir kalabalık gördük burada. Geldik bir baktık ki burada akrobasi hareketleri yapıyorlar. Çok ilgimizi çekti. Ne olduğunu anlayamadık önce ama sonra baktık ki 4-5 kişilik böyle bir ekip. Küçük çocuklar genelde. Bir tane de büyük ablaları var galiba. Bu da şu an zıplayan onların başı. Yani bakın böyle eğleniyorlar. Şimdi bazı güldüğü şeyler var mesela, bir şeyler söylüyorlar, biz onları anlamıyoruz, kendi Swahili dilinde konuşuyorlar. Çocuk mesela geriye doğru yatarak balık alıyor ağzıyla, yüzünü ayağıyla temizliyor, dişlerini falan temizliyor, böyle ilginç şeyler yapıyorlar. Bir nebze aslında gün yorgunluğunu, o haldeki balıkçılar genelde geliyor buraya, o günün yorgunluğunu burada çıkarıyorlar.
Tabii gören de geliyor anladığım kadarıyla. Luna Park gibi bir şey olmuş burası. Baksanıza nasıl bir şey. Farklı bir eğlence yani anlayacağınız. Sokak berberlerinden birinin yanındayız. Burada sanırım kendi yakınlarını ve tanıdıklarını tıraş eden bir arkadaş bu. Bakın jiletle ve tarakla saçını tıraş ediyor. Böyle yapmasının birkaç tane sebebi var. Şimdi makinesi yok belli ki. Ancak makine olsa da bu arkadaşın saçını alır mıydı bilemiyorum. Çünkü saçları çok sık ve kıvırcık. Daha küçücükken o saç taneleri, zerreleri kıvrılmaya başlıyor ve aslında taranması çok zor bir hale geliyor. Onlar da çok uzamadan kesiyorlar. Bunu aslında mecburlar bir şekilde. Gelsene abi şöyle sen de gösterelim. Sor bakalım burada herkesi tıraş ediyor mu yoksa tanıdıkları mı? Evet. Herkes mi tıraş yapıyor? Yani hapo unavonyoa kwa pesa ama kwa vipi? Amna, watoto wa nyumbani. Yani bu tujukural o her pazar yani kesiyor burada. Her pazar tıraş günü mü? Evet evet. Yaklaşık 1,5 liraya tıraş yapıyor. Peki kendisine kolaylıklar diliyoruz. Hayır. Teşekkür ediyoruz. Evet, çok şükür sana. Okay, welcome again. Darüsselam Arapça barışın şehri manasına geliyor. Ülke her daim sıcak ve nemli. Uçak paralarını uygun bulabilirseniz Darüsselam'a İstanbul'dan direkt uçup burada gayet uygun bir tatil yapabilirsiniz. Tabii safari, dalış ve diğer özel aktiviteler hariç. Zira bazı doğal parklarda bir kişilik safarinin fiyatı 6000 TL'ye kadar çıkıyor. Kafesli bir araçla hayvan görmek için o parayı verenler elbette var. Şunu da söylemeden geçmeyelim. Şayet böyle bir tatil deneyimi yaşamak isterseniz, gelmeden evvel mutlaka aşılarınızı vurulmalısınız. Ülke geçişlerinde mutlaka aşı karnenizi soruyorlar. Özellikle Avrupa'dan ve dünyanın birçok bölgesinden turisti ağırlayan Tanzanya'nın en önemli turizm değeri şüphesiz Zanzibar Adası. Seyyar Fadi Afrika'da. Darüsselam'da sabahın erken saatlerinde kalktık ve Zanzibar'a gidiyoruz, adaya gidiyoruz. Buranın görülmesi gereken böyle en özel yerine gidiyoruz aslında. Bu görmüş olduğunuz manzarayı zaten alabileceğimiz başka bir açıda yoktu. Bu gemi yolculuğu da o yüzden bizim için çok özel. Sağda solda balıkçı tekneleri vesaire ne manzara varsa hepsini de giderken çekmeye çalışacağız adaya giderken. Şimdi şöyle bir durum var burada. Bizden 40 dolar para aldılar kişi başına. Business class diye. Ama baktık ki oturacak yer yok. Yani bu işin business class'ı falan yok aslında ama bilet normal bilet kalmadığı için biz business class aldık. 40 dolar normal bilette 35 dolardı. Ama kendileri 12 dolara alıyorlar bileti. Yani aradaki bu fark da biz yabancı olduğumuz için böyle bir durum var. Hatta buradaki otoparklarda vesaire gitmiş olduğunuz neredeyse her yerde bu tarz şeyle karşılaşıyorsunuz. Sanırım bu da bir devlet politikası burada. Turizmin canlı olmuş olduğu böyle bir yerde bu da sanırım Tanzanya'ya iyi bir gelir elde ediyordur. Şimdi yolculuğumuz çok böyle bazen hızlı geçiyor. Bazen yollarda geçiyor. Otobüs yolculukları yapıyoruz. Taksi yolculukları yapıyoruz. Enteresan yolculuklar yapıyoruz. İşte Darüsselam'a otobüs yolculuğuyla geldik yine. Yani bazen 6 saat bazen 8 saat diyorlar ama yol en az 10 saat sürüyor. Arabalarda konfor aramayacaksınız. Böyle öyle bir gidişleri var ki makaslı arabalar. Gelene kadar içiniz dışınıza çıkıyor. Hatta eğer böbrek taşınız varsa aman sakın dikkat edin o tarz arabalara binerken. Şimdi dedim ya en özel yere gidiyoruz diye Zanzibar Adası'na gideceğiz. Nasip olursa oradaki de güzellikleri size göstereceğiz nasip olursa. (Gülüyor)
Hint Okyanusu'nun ortasındayız. Böyle Ahmet abiyle sohbet ediyoruz. Raşit kardeşimizle önce bir tanıtalım tabii de. Raşit burada bize rehberlik yapıyor. Bu yolculuğumuz esnasında, Tanzanya'daki yolculuğumuz esnasında bize adaşım olan Raşit rehberlik yapacak. Şimdi buradan normal şartlarda şehir merkezinden adaya, Zanzibar Adası'na uçakla gidenler var. Ama bir şey yaşayamıyorlar. Yani o havadan gidiyor ve aşağıya iniyor. Şimdi bizim bu yaşamış olduğumuz şu yolculuk aslında geçmişte ta Habeşistan'dan buralara gelen sahabe-i kiram hazretleri burada İslamiyet'i yaymışlar ve kıyı şeridi İslamiyet'le tanışmış. Şimdi gideceğimiz yer Zanzibar, İslamiyet'le 1000 yıl önce tanışmış. Yani çok enteresan bir yere gideceğiz. Buranın halkı tam bir Afrika halkı değil. Yani hani Afro diyorlar ya, siyah bir halk değil, karışmış. Arap ırkıyla, Hintlilerle karışmış. Ya Raşit kardeşim ya, şimdi bakın bu kurabiye normalde bizim nereden aldık bunu? Biz Mombasa'dan almıştık. Almış olduğumuz şeyler çantamızda geliyor ve başka bir yerde yemek nasip oluyor. Bunlar da yemek nasip olursa inşallah gemide kendimize azık yaptık. Aç Raşit bakalım şunların tadına. Bu da çok Müslüman bir adamdı. Onun pastanesinden aldık bunları da. Çikolatalı vesaire farklı çeşitleri vardı. Raşit kardeşim nasılsın, iyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız? Seni tanıyalım ya, neler yapıyorsun? Nerede yaşıyorsun? Şöyle bir gel. Adım Raşit. Zanzibar yaşıyorum. Ve Türkiye'den öğreniyorum. Türkiye'de okuyorsun. Evet. Burada yaşıyorsun, ailen burada. Peki nerede yaşıyorsun? Tanzanya neresinde yaşıyorsun? Zanzibar yaşıyorum. Zanzibar adada mı yaşıyorsun evet. Sen? Çok güzel. Adaya gittiğimiz zaman bizi gezdireceksin inşallah. Hangi şey? Adada bizi gezdireceksin. Şey, çok mahallesi beraber geliyoruz inşallah. Şimdi Hint Okyanusu'ndaki yolculuğumuz nasip olursa Zanzibar'da son bulacak. Ve Zanzibar Adası'nda bakalım neler neler yaşayacağız. Ya bir anda şeklimiz değişti. Neden değişti? Çünkü burası çok turistik bir yer ve yemekler ve mekanlar ona göre bir anda değişiklik gösteriyor. Şimdi tabii dünyanın birçok noktasından, sadece hani Avrupa'dan değil, Amerika'dan ve çok farklı kıtalardan, ülkelerden de insanlar buraya geliyor değil mi Raşit? Geliyorlar ve o yüzden de burası ona göre de daha turistik bir yer. Bu arada sonundaki abimiz bugün şoförlüğümüzü yapıyor, Allah razı olsun. Gün boyunca bize yardımcı olacak. Raşit'i zaten tanıdınız gelirken, seni tanıyorlar zaten şu anda. Geldiğimiz yer adanın tam neresi oluyor Raşit? Evet. Benim adım Raşit. Ben Zanzibarlıyım. İstanbul'da öğreniyorum. Tamam. İlahiyat fakültesi öğreniyorum. Tamam. Elhamdülillah. Onları izleyicimiz öğrendi. İlahiyat fakültesinde okuyor ve Zanzibar'da evet. Yaşıyorsun. Evet. Peki burası neydi, burasının ismi? Stone Town mıydı? Burası bu Stone Town, bu mahallesi Lukman Restoranı mahallesi. Şimdi kahvaltı yapıyoruz. Kahvaltı yapıyoruz. Burası Lokman Mahallesi öyle evet, mi? Lokman Mahallesi. Lokman Mahallesi acaba şeyden mi geliyor Lokman? Yemekten mi geliyor Lokma? Bu Lokman şey... Yemekten her şey var yani. Çipsi var. Burası Restoranlar Caddesi. Burası böyle mahalle alabildiğince böyle farklı restoranlarla dolu, kafelerle dolu. Çiköfte yok yani. Çiköfte yok mu? Çiköfte yok ya. Abi çiköfte yoksa gidelim o zaman. Çiköfte diyor bak. Sen biliyor musun çiğ köfte? Biliyorum çiğ köfte. Abi de daha önce İstanbul'a gelmiş. Güngören'de mi yaşamışsın sen? Güngören. Güngören. Güngören'de yaşamış. Şimdi masada bizim görmüş olduğumuz Afrika'nın her yerinde, her yerinde yemiş olduğumuz bir ekmek. Burada ne diyorsunuz buna? Çapat ekmek. Ha, çapat. Burada da çapat evet, deniyor. Evet. Çok güzel. Bu bizim kadın budu köfteye benziyor. Bu sambusa. Bu şey. Ben ismi ne? Bilmiyorum ama bu sambusa biliyorum. Bu sambusa. Bu Swahili mi oluyor? Evet, sambusa. Swahili dilinde musambusa. Bu sambusa. Kebap. Kebap mı? Evet, kebap. Bu da Indian kebap. Indian, Hint kebabı o zaman burada. Hint kebabı. Bunu içerisinde ne varmış bir tadalım bakalım. Bismillah. Güzel mi? Gayet güzel. Ne kadar güzel. Çok güzel. İşin içerisine Hint lafı girdiği zaman zaten bir baharat ordusu içindedir. Yoğun bir baharat lezzeti ağzımda
yayılmaya başladı. Tabii bizim burada gördüğümüz Türkiye'den benzer olarak şiş kebap. Bunu döner gibi çeviriyorlar ve bu şekilde çöplere dizip ayrıca kızartıp ikram edip önünüze koyuyorlar. Bismillah. Oo, daha güzel. Adaşım. Mükemmel. Ne? Acısı da çok hoş. Oo, mis gibi. Çok lezzetli. Bunları biz kahvaltı olarak tüketeceğiz ve aslında enerji enerjimizi İstanbul'dan lezzet o. İstanbul'dan lezzet var mı? Şimdi kardeş, bizim dönüp dolaşacağımız yer yine kültür dükkanı. Yine Türkiye'ye döneceğiz. Evet. Gittiğimiz zaman millet demesin Adana'da kebapları yiyordun. Gittin Zanzibar'a bir anda değiştin demesinler. Bizim Adana kebabı ayrı tabii ki. O şiş kebabımız başka tabii ki. Ama burada da lezzetli yemekler var. Geldiğiniz zaman o restoranları bulabilirsiniz. Peki buraya nasıl geliyorsunuz? Turkish Airlines. Buraya geliyor Zanzibar'a. Her hafta bir tane gelecek. Her hafta bir tane Darüsselam'a iniyor. Ve Zanzibar gelecek. Tamam. Darüsselam'a kadar geliyor. Darüsselam'da eğer gelmeyi düşünüyorsanız, böyle bir seyahat yapmayı düşünüyorsanız gelirken sarı humma aşınızı vurmuyorsunuz. Sarı bir karne veriyorlar, aşı karnesi. Ayrıca sıtma ile ilgili ilaçlar veriyorlar. Onları alıp buraya kadar geliyorsunuz ki kapıdayken zaten kontrol ediyorlar sarı humma aşısı kartı var mı yok mu diye, onu söyleyelim. Efendime söyleyelim. Tabii burada çok fazla nefesimizi tüketmeyelim. Gezeceğimiz çok fazla yer var. Bakalım benim için sürpriz oluyor, neler neler göreceğiz. Ya Anadolu Raşit Afrika yollarında. Stone Town'un pazarına geldik şimdi de. Burası, burada yaşayan insanların alışveriş yapmış oldukları yer. Şimdi bir tarafta sebze, meyve ve türevleri var. Bir tarafta da burada normal ev ihtiyaçlarını giderebilecekleri çarşıda bulunmuş olan dükkanlar var. Darüsselam Hint Okyanusu'nun doğu kıyısında bulunuyor. 4,5 milyona yaklaşan nüfusuyla Tanzanya'nın en büyük kenti. Ayrıca Doğu Afrika'nın da en büyük liman kenti olma yolunda hızla ilerliyor. 1961 yılında İngiliz egemenliğinden kurtulan Tanzanya, en ünlü adası olan Zanzibar'la birleşmiş ve bugünkü sınırlarını oluşturmuş. Darüsselam 1996 yılında başkentliği Dodoma'ya kaptırmış olsa da kültürel ve siyasi canlılığını koruduğu için daha çok bilinir. Evet, el emeği göz nuru. Ali burada bileklik falan yapıyor. Görmüş olduğunuz gibi bir tezgahı var. Oyuncaklar da satıyor. Orada bir helikopter göreceksiniz. Çok hoş bir süs. Kafasına takmış olduğu beresi ve saç şekliyle aslında Afrika'yı da yansıtıyor ama kafasındaki Bob Marley'in beresi. Keşke takmasa. Takke taksa. Müslüman takke evet, takar burada. Evet. Onun simgesi. Evet. Abi sorsana bir, bu saçı nasıl yapıyor? Bize anlatabilir mi? Gösterebilir mi? Ankara'da vipinyolu meza kuzifuge zikavata zikavayıvı yani. Miaka minne mitano. 4 sene şevhi var. 4 sene önce yaptırmış, evet. Hala değiştirmemiş. Nasıl yıkıyor kafasını? Mesele yani. Yıkama yok mu, saç yıkama? Nizaf yapıyoruz. Her gün tarıyor. Evet. Olmaz abi, gusül abdesti alması lazım adamın. Abdest alması lazım, yani yapamaz. Her gün temiz yapıyor adam. Her gün temiz yapıyor. Evet. Bir gösterebilir mi bize şu kafasını çıkartıp? Ya, of course. Kendi saçı bu, değil mi? Kumbeza kokumunyo yani. Kendisi. Kendi saçı evet. Uzamış mı bu kadar? Evet. Allah Allah. Ali ne yaptın sen ya? Hakikaten ya, kendi saçı. Ya, ya. Allah'ım. 4 senede böyle mi olmuş? Evet. 4 senedir saçını uzatıyor Ali. Şu anda inanılmaz derece şaşkınım. Saç Ali'nin saçı ya. Tamam. Abi çok ilginç bir adamsın Ali. Ya, bunun bakımı vesairesi, taraması nasıl olacak ya? Bunun içine su girmez ya. Balta girmemiş ormanlar gibi Ali'nin saçı. Anlamadım hangi şey? Hiç insan girmemiş orman gibi. Saçı çok yoğun yani, çok kalabalık. Şey Afrika'da mı? Yani herhangi bir yerde orman işte, yani bu dünyanın herhangi bir yeri olabilir.
Arkadaş ilginç bir yere geldik ya. Yılanları, timsahların derisini yüzmüşler buraya, asmışlar, kurutmuşlar ya. O ayakkabıları, çantaları yapıyorlar bunlardan. Yazık bu hayvanlara ya. Raşit ne yapmışlar timsahları? Yemişler, bitirmişler ya. Daha ilacı yapıyoruz. Bu ilaçta mı kullanıyorlar bunları? Ama hangi bir ilacı beni bilmiyorum. İlaççı mı burası? Evet. Bu neye iyi geliyor acaba bu timsah? Bu hastane. Bu hastane mi? Evet. Tupu hapa hapa yazıyor. Yani bizim bu mahallesi var. Evet, şu an Tupu Hapa Hapa mahallesindeyiz. Burada bir yerel hastanedeyiz. Neticede böyle bir şey var. Yılanlardan ve timsahlardan ve buradaki farklı hayvanlardan ilaç için bir şeyler alıyorlar ve kullanıyorlar. Ne olduğunu ben bilmiyorum. Bilen varsa söylesin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? İyiyim. Nasıl gidiyor? Güzel mi? Gayet güzel gidiyor. Şu ana kadar yaşadıklarımız gerçekten çok farklıydı diğer yaşadıklarımıza göre. Nereye gidiyorsun? Burada çok enteresan şeyler var. Onları göstermek istedik. Bu ne yani? Sen anlatacaksın onların ne olduğunu. Sunucu sensin. Abi, brother. Yes. Can you run in here? Bu şey maske. Bildiğin put bunlar ya. Ama güzel değil yani. Şimdi burada enteresan bir sanat anlayışı var. Afrikan style'da. Görmüş olduğunuz buradakilerden birkaç tanesi mesela. Buradaki hayatı canlandıran şeyler, objeler. Evet. Raşit bizi gezdirmeye devam ediyor. Bunun gibi burada birçok böyle bu tür ürünler satan yerler mevcut. Biraz susadım ya. Bir şeyler içmemiz lazım. Ne içebiliriz? Mesela burada ne meşhur içecek olarak? Swahilice bu şey vinyago. Vinyago. Raşit'ten bazen anlaşamıyoruz. Ben diyorum ki ne içeceğiz? O diyor ki buradaki... Sahile geldik, 10 numara. Sahilde oturduk. Sahil çay bahçesindeyiz şu anda, Tanzanya'da. Orada sen kafana ne koydun öyle? Kafandaki ne senin öyle? And this is a culture. It's a culture here that is made in Zanzibar. It's made out by coconut trees. Ha, kokonat ağacının o dalları var ya, o ondan yapmışlar. Ver bakayım şunu. Oldu mu? Ne kadar güzel. Ha, yakıştı mı ya? Ne diyorsun ya? Allah Allah ya. Ben şimdi bu Tanzanyalı mı oldum? Evet, Raşit. Evet. Ya Adem sana. Yeni arkadaşlarımızı tanıştırayım. What's your name? Abdülkerim. Abdülkerim. Hasan. Hasan. Hasan ve Abdülkerim burada bir işletme var. Sahil Çay Bahçesi. Onun işletmecileri burada iş yapıyorlar. Meyve suyu falan satıyorlar. 10 numara. Şimdi sahilden birkaç görüntü almaya geldik. Tabii serinleyeceğiz biraz da burada. Abi siz aranızda konuşunuz ama ben gideyim. Şimdi sen sorsun. İsmi neymiş? Yelakotonem. Mudassir. Mudassir. Murasi. Mudassir. Murasir. Murasir. Oh maşallah. Bu tatlı maymun. Gel bakayım sen buraya gel. Bu maymun ne yapıyor? Kendi maymunu mu? Besliyor mu onu böyle? Isırma lan. Oğlum dur. Hangi? Bu maymun kendisini mi besliyor mu? Bu şey yakua koy. Kim? He. Wango he. Evet. Evet. Kendisi. Çok güzel. Gel bakayım maymun. Pişt. Gel. Gel oğlum gel. Gel. Isırıyor mu ya? Ana kapı yine. He. Anam geldi ya lan. Oğlum ne yapıyorsun? Yemez o dur. Saçmalama. Adı ne bu? Yenek eroy bu. Rasta. Krasta mı? Rasta, Rasta. Arasta. He. Yiyor bak ya. O, bu kaç yıl haberin var mı senin? Gel bakayım. Ele bak. Anam. Bu kaç aylıkmış abi? Hangi? Kaç aylık bu? Ana miyaka mi gabi? Uyu ana miyaka miyazi. Şey altı. Altı. Altı aylık bir maymun. Ağzına tüküreyim senin. Öyle ani hareketler yapmayacaksın. Gel bakayım gel. Gel amcana gel. Sakin ol oğlum. Saçma sapan hareketler yapma dedim sana ben. Okey, no problem. Evet. Neydi o problem? No, sıkıntı yok neydi? Sıkıntı yok. Hakuna matata. Ha? Ha? Sıkıntı yok yani. Hakuna matata. No problem. Hakuna matata. Ha? He? Hakuna matata. Hakuna matata. Hakuna matata. Hakuna matata. Değişik bir şey ya. Şuna bak, hareketlere bak. Gel gel, tamam gel. Bir maymunumuz eksikti arkadaş ya. Bir maymunumuz eksik. Krasta, go. Dikkat et abi, bu maymunu her yerde böyle gösterme bak. Saçları da çok orijinal. Teşekkür ederiz kendisine söyle. Şükran sana. Thank you. Şükran. Şükran sana. Akıllı akıllı otur işte. Müzik.
السلام عليكم. وعليكم السلام. ذبي حالي. كيف حالي؟ كيف حالي؟ بخير الحمد لله. كيف أصبحت؟ سليمان burada bu görmüş olduğunuz lezzetleri Ay, Bismillahirrahmanirrahim. Ay, maşallah buyurun. Elhamdülillahi rabbil alamin errahmanirrahim. Maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve'l-dâllîn. Amin. Amin. İnşallah. Maşallah. Cezakallahu hayr. Cezakallahu hayr. Şimdi Süleyman burada akşam vakti bu da geldik yemek yemeye. Bu sahil şeridi. Bu şekilde yemek satan insanlar geliyor burada ve burada yemek yiyenleri yiyorlar. Burada denize karşı serinlikte mükemmel lezzette o içeceklerden içiyorlar. Müthiş bir şey ama böyle güzel bir insanla tanıştık burada ya. İyi mi? Böyle bir başlangıç yaptık. Fatiha Şerif de başladı. Allah Teala razı olsun ondan. Şimdi bakın Süleyman burada neler yapıyor onu görelim. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Süleyman görüyorsunuz nasıl bir eğitim almış ki bu kadar güzel bir şekilde bunları söyleyebiliyor. Yani sureyi okuyabiliyor ve daha fazlası da var emin olun. Onların hepsini ekrana vermemiz mümkün değil. Çok uzun bir şekilde bize anlattı. Arapça olarak anlattı bazı şeyleri. Şimdi bulmuş olduğumuz dükkanda enteresan yemekler var. Bu sağ tarafta deniz ürünleri var. Bunları saymayacağım. Ahtapot var. Burada değişik değişik deniz böcekleri var. Onları öyle söyleyeyim. Yengeç var, ıstakoz var. Burada da yine balık var, balık çeşitleri var. Burada balık çeşitleri var. Burada tavuk çeşitleri var. Ve burada da samsa demiş oldukları aslında buranın en özel, spesyal yemeklerinden bir tanesi bu samsa. Samsanın bir tanesi etli. Bir tanesi vejeteryan olarak kullanıyorlar. Bu normal et, bir tanesi vejeteryan kullanıyor. İçinde ot, otlar var, farklı otlar var. Mısırlar vesaireler. Şimdi bulunmuş olduğumuz alan an itibariyle en dolu zamanlarını yaşıyor. İnsanlar dediğim gibi buraya geliyorlar. Akşamın serinde hem yemeklerini yiyorlar hem de lezzetli içeceklerden içiyorlar. Çok enteresan meyveler var. Gerçi bu meyve mi ne olduğunu tam çözemedim ama çok güzel bir tadı var, ekşi. İsmi de birimbi. 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 Çok güzel ya. Birimbi. Bir tanesini yiyeyim. Bol sulu ve ekşi. Birimbi meyvesi. Midem biraz yaktı ama çok fazla yedim çünkü Osman da çok beğendi. Avuç avuç aldık buradan, haneden izin aldık. Yani dalmadık ağaca, onu söyleyeyim. Ondan sonra biz de geldik bu ağaçtan. Hem yiyoruz hem de çekiyoruz. Nasıl ekşi olduğunu size anlatamam yani. Öyle derecede ekşi. Acaba yenmeyen bir şey mi ya bu? Meğerse bunu hayvanlarına falan veriyorlarmış. Düşünsene Osman. Bizim Osman hala yiyor aslında. Burası nereden nereye bağlantı yapıyoruz ama. Burası bir okul. Daha doğrusu medrese. Burada çocuklar hem eğitim görüyorlar hem de camiye gelip ibadetlerini yapıyor insanlar. Bu alt tarafı mescit. Çok hoş bir abdesthaneleri falan var. Çocuklar var. Kapıdan giren çıkan çocukları görünce de heyecanlandık. Dedik burası neymiş böyle, çocuklar girip çıkıyor. Dediler ki burada mektep, burada çocuklar ilim tahsil ediyorlar. Biz de onları bir ziyaret edelim dedik. Hadi bakalım. Nasıl dama ilahi? Çok güzel okudu çok çocuklar. Güzel. Gerçekten harika okudular. Şimdi millet Zanzibar'a niye gelir? Burada güneşlenirler, tatil yaparlar, kumsallarda koşarlar, tamam mı? Buranın çünkü öyle bir de denizi var hakikaten, okyanus kıyısı ve müthiş. Burası zaten o şey de meşhur. Tabii. Ama bu medreselere de elhamdülillah bize gelmek nasip oldu. O yüzden teşekkür ederiz böyle güzel bir yere getirdiğin için. Kaç çocuk okuyormuş burada? Marafından kapıya. Yenane. Mianane. Oo. 700. 700. 700. 700. Oo, o zaman sadece burada bir kısmı var gördüğümüz. Evet. Az bir kısmı var. 700 tane talebesi varmış buranın maşallah. Fıkıh öğreniyor. Hadis öğreniyor. Fıkıh öğreniliyor, hadis şerif. Evet, itikad öğreniyor. Fıkıh, hadis şerif, itikad. Evet. Maşallah. Ehl-i sünnet itikadı evet, burada. Evet. Öğretiliyor. Ehl-i sünnet vel cemaat. Maşallah abimiz. Bu çocuklar da burada ne güzel böyle bir eğitim görüyorlar.
Biz çok teşekkür ediyoruz kendilerine bizi kabul ettikleri ve buraya ağırladıkları için biz burada. Doğal yaşamı içimize kadar hissettiğimiz bir seyahat oldu Afrika seyahati bizim için. Kızımkazi'ye geldik. Hicri olarak 500 yılında yapılmış olan, buraya yapılan ilk mescit. Evet, bize bir şey söylüyor galiba. Bakın şu anda ağa çekiyorlar. Ağa çekiyorlar. İnanılmaz görüntüler. İnanılmaz görüntüler. Şu an Tanzanya'da Zanzibar Adası'ndaki balıkçı halindeyiz. Çorabı sarmışlar birbirine, içine biraz saman koymuşlar. Bir top haline getirmişler. Oynayalım mı hadi? Hadi bakalım. Yakala. Ne acıymış? İğneni. Vanilya. Aa, vanilya. Abi vanilya kokuyor ya. Aa, tabii ne kokacak tabii ki.